Merhaba, ben zengin örümcek adam arkadaşlar. Zengin VC fakir örümcek adamın yeni bölümüne hoş geldiniz dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün dostlarım çok güzel bir gün uyandım ve ekstra mutluyum. Çünkü şunlara bakın dostlarım, bir sürü elmasım oldu ya. Şunlara bakın arkadaşlar, bunu da nasıl yaptığımı biliyorsunuz. Elmas fabrikasıyla dostlarım, ilerideki gemim gördüğünüz gibi ucu birazcık gözüküyor arkadaşlar. Satın aldığım gemide elmas fabrikası var. Kimseye söylemeyin, susun. Kimseye söylemeyin arkadaşlar. Ve ondan önce videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bir önceki videomuza like atıp kanala abone olan dostlarımızın isimleri sırasıyla şöyle: Rıfat, ardından Ali, kimmiş bakalım, Şeyda ve arkadaşlar Umut ve son olarak da kimmiş bakalım, Toprak arkadaşlar. Eğer siz de böyle isminiz okunması istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmanız yeterli dostlarım. Bundan başka bir şey yapmanıza gerek yok ve bu videonun altına da isminizi yazarsanız arkadaşlar isminiz daha fazla okunma ihtimali artar arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün aşağı gidip arkadaşlar şöyle inelim bir. Örümcek çocuk, ne yapıyorsun yine ya? Oo, of ya, vallahi örümcek karım da bana ne güzel ya, bakar mısın arkadaşlar ya, ne güzel bize mısır gevreği yapmış ya. Seni çok seviyorum karıcığım ya, vallahi iyi ki bunları yapıyorsun. Vallahi sabah kalktığımda böyle şeyler gördüğümde çok mutlu oluyorum ya. Aşkım, mısır gevreği istediğin olsun ya, istediğin her şeyi yaparım sana. Akşam yemeğine de güzel bir pasta yapacağım sana. Hadi bakalım, bekliyorum. Örümcek çocuk, sen ne yapıyorsun, oyun mu oynuyorsun yine? Ne oynuyorsun bakalım? Örümcek abi, Minecraft'ta açlık oyunları oynuyorum. Çok güzel bir şeymiş ya. Arkadaşlar, siz de Survivor Games oynuyor musunuz? Geliyorum da ya. Belki beraber oynayız. Oo, arkadaşlar da oynuyordur ya. En sevdikleri oyun bilmiyorum. Arkadaşlar, sizin en sevdiğiniz oyun ne ya? Çok merak ettim. Bu arada bir dışarıya çıkalım. Başka dur bakalım. Örümcek çocuk, gelecek misin? Örümcek abi, gelmeyeceğim de sana bir şey diyeceğim ya. Ben yanlışlıkla fakire elmas fabrikası dedim. İnşallah bir şey anlamamıştır değil mi? Ne? Ne? Elmas fabrikası mı dedi? Hayır, o biliyordu elmas fabrikasını yaptığımı ama hani daha önceden biliyordu, şehirdeyken biliyordu, şimdi bilmiyordu. Yolunu bulmamıştır inşallah. Neyse, tamamdır, sağ ol örümcek çocuk, ama ağzından kaçırdığın için birazcık sana üzgünüm ya. Lütfen daha dikkatli ol, tamam mı? Hadi bakalım, girelim arkadaşlar. Şöyle kapat kapıyı, tamamdır. Şöyle bakalım, bir köylülerle konuşalım arkadaşlar. Fakir hakkında ne düşünüyorlar? Köylü fakir hakkında ne düşünüyorsun? Şu aralar bayağı şey alıyor mu? Allah Allah, bunun işi var herhalde ya. Gel bakalım. Evet, bu dün gördüm, araba alıyordu. Araba bu fitil fakirde nerede buldu diye düşünüyordum. Acaba bir hazine mi buldu ki? Yok be dostum, ne bulması ya, benim elmas fabrikamı buldu. Ne? Sende elmas fabrikası mı var? Yok pardon dostum ya. Ben farklı bir şey diyordum, pardon. Arkadaşlar ya, herkes duymasın ya. Yoksa duyarsa herkes benim elmaslarımdan faydalanır. Sonra benim zenginliğimin bir anlamı kalmaz ya. Arkadaşlar durun bakalım. Bunlar ne? Oo arkadaşlar, ATV almış bizim fakir, bakar mısınız be? ATV almış, ben bile almadım. Bizim fakir almış. Ne kadar elmas yaptıysa artık bakalım. Oo, bu araba da güzelmiş dostlarım ya. Allah Allah, şuna bakalım bir fakire. Uyuyor. Neler almış böyle? Arkadaşlar, bu geyik kafası bile çok pahalıydı. Kuş almış kendine. Yeni mobilyalar almış ve laptop almış dostlarım. Laptop almış. Vallahi bir durun, içeriye gireceğim. İçeriye gireceğim dostlarım. Bakalım. Oo, kapısını da değiştirmiş. Böyle durun. Sessiz olun. Şöyle bir içeriye bakalım arkadaşlar. Ne yapmış böyle? Arkadaşlar, laptop almış. Ne kadar çok şey vardı. Durun birazcık karıştıralım bakalım laptopunu. Neler almış bakalım bir şuralı. Arkadaşlar bunlar ne? Elmaslarımın. Bir de elmas bloğu yapmış arkadaşlar, daha çok fazla alsın diye. Durun, bunu polislere şikayet edeceğim. Evet arkadaşlar, sizce polislere şikayet edeyim mi, yoksa arkadaşlar bu elmaslar fakirde kalsın mı, yazın yorumlara. Bekliyorum, like atarsanız kalacak arkadaşlar. Hadi bakalım, kimler istiyor kimler istemiyor belli olsun bakalım. Ben gideceğim polise şikayet edeceğim, eğer istemeyen çok olursa. Vallahi şu aralar
edecek gibiyim ama bakalım, birazcık bekleyeceğim sizi. Bakın burası da polis merkezi. Polisler nasıl bekliyor? Elindeki silaha bakar mısınız arkadaşlar? Şunun pompalı silahına bakın. Elindeki silahlara bakın ya. Şöyle uzaklaşalım da bize bizim tehlike şey yaptığımızı sanmasın arkadaşlar. Ne yaptınız? Yazdınız mı? Arkadaşlar ya ben vallahi yapacağım ya. Evet evet arkadaşlar, cidden benim paralarımı almış. Yani onlar benim param olduğu için ben onlara izin vermiyorum. O yüzden gireceğim polis merkezine. Bakalım şöyle. Polis bey, polis bey. Efendim. Dostum, benim elmas fabrikamdan izinsiz olarak elmas yapılmış. Kim yapmış? Dostum, fakir örümcek adam yapmış ve benim paralarımla istediği şeyi almış ve ben buna izin vermiyorum. Yani benden habersiz aldığı için onun tutuklamanızı istiyorum. Tamamdır. Hakkında işlem başlatacağız. Ardından evine gidip onu tutuklayacağız. Çok sağ ol dostum. Çok sağ ol ya. Oh be arkadaşlar, adalet yerini bulsun ve o elmasları da geri istiyorum. Tamam dostum. Hemen yapacağız. Tamam ya. Tamam arkadaşlar, şöyle kapan. Kapan. Oh be. Oh, rahatladım arkadaşlar cidden. Vallahi çünkü dostlarım, o paralar benimdi ve benden habersiz aldığı için arkadaşlar birazcık da sinirliyim. Benden habersiz aldığı için arkadaşlar, eğer ben buldum buradan birazcık elmas alıyorum deseydi verirdim. Sonuçta o benim dostum ama benden habersiz aldığı için, hatta benden çaldığı için arkadaşlar, bu yüzden ona bir ders olsun diye polise şikayet ettim. Örümcek çocuk, neler olmuş neler biliyor musun? Hayır Örümcek abi, neler olmuş söylesene bir. Örümcek çocuk, fakire demişsin ya elmas fabrikası. O bizim elmas fabrikasının yerini bulmuş ve bizden habersiz bir sürü elmas yapmış. Ne? Keşke haber etseydi ya. Birazcık neydi konuda? Allah Allah, bizden habersiz niye yaptı ki? Bilmiyorum örümcek çocuk ama onu polislere söyledim arkadaşlar. Artık polislerle ilgilensin, ben birazcık dinleneyim. Aç kapıyı, aç. Biz polisiz. Aç kapıyı fakir örümcek adam. Ne oluyor be? Ne oluyor dostlarım? Ne oluyor? Ne oluyor ki? Niçin gelmiş olabilirler ki acaba? Yoksa fabrikayı kullandığımın haberi mi oldu zengin acaba arkadaşlar ya? Dur bakalım, açalım. Buyurun polis bey. Hakkında suçlamalar var. Sanırım elmas fabrikasını kullanmışsın. Ne? Hayır dostum, hayır, hayır. Hayır, evin arama yapacağız. Hayır dostum, hayır, 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 bakamazsınız. Arama izni getirin. Arkadaşlar ne olacak, ne olacak, ne olacak? Arkadaşlar kim yaptı bunu? Aç kapıyı dedi bize ana. Bir daha yüzüme kapatırsan seni öldürürüm. Pardon dostum. Allah Allah. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar Allah. Şuradan bir çıkabilsem şöyle hemen kaçacağım. Tamamdır. Oh be, polisler geliyor mu? Hayır. Oh be arkadaşlar, yerimi kaybettiler. Hayır ya, bütün elmaslarım orada mı kaldı? Evet ya arkadaşlar, durun bakalım, durun durun, ben peşimi takip ediyorlar hala. Kaç 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 kaç. Şöyle uzaklara gitmem gerekiyor dostlarım ya. Öf, kim söyledi dostlarım, yazın yorumlara bunu. Kim yaptı? Hangi canavar yaptı bunu ya? Arkadaşlar kim yaptı bunu? Öf ya. Öf, bir tek ATV'm kaldı. Bunu da arkadaşlar sanırım satacağım. Bunu para yapacağım, yoksa bir daha bu köye gidemem arkadaşlar. Bunu satmayı düşünüyorum ya. Çünkü tek değerli bir şeyim bu kaldı arkadaşlar ve üstümdeki toprak zırhım ya. Keşke oradaki elmaslardan birkaç tane de alabilseydim. Öf be. Arkadaşlar ya, çok merak ediyorum. Kim yaptı bunu ya? Kim söyledi benim elmas fabrikası kullandığım arkadaşlar ya? Kim yapabilmiş olabilir ki? Sizce zengin mi ki? Evet evet, zengin olabilir dostlarım ya. Durun bakalım. Şöyle gizlenerek evimizin oraya doğru varalım dostlarım, bakalım. Şöyle hızlıca gidelim. Evimde arama yapıyorlar mı, hızlıca bakalım. Evet evet, arama yapıyorlar dostlarım. Bütün elmaslarım gitti ama ben yine şey yaparım arkadaşlar. Elmas alırım. Evet evet, sonuçta elmas fabrikasının yerini biliyorum. Elmas fabrikasının yerini biliyorum dostlarım. Ne güzel ki evime eşyalar aldırdım dostlarım. Bakın bakın arkadaşlar, içerideler. Görüyor musun oradaki polis memurunu, gördünüz mü dostlarım? Evet evet, oradalar ya. Durun bakalım, ben şöyle kıyı şeridinden gideyim dostlarım. Şöyle geçebilecek miyim şuradan? Şu aradan geçersem çok iyi olur. Şöyle bir tane tekne olması gerekiyordu. Hızlıca gidelim birazcık arkadaşlar. Elmas fabrikasında elmas yapalım. İşte burada, işte burada dostlarım, işte burada. Şöyle hoppa, binelim şuna, bir binelim hadi. Ha tamamdır arkadaşlar, şimdi ileriye elmas fabrikasından biraz elmas yapıp dostlarım ondan birazcık kaçacağız arkadaşlar artık, çünkü polisler bizi arıyor. Artık polislerden kaçıyoruz. Ya da kullanmasak mı ki arkadaşlar, ne yapalım, elmasları kullanalım mı ya? Çünkü elmasları kullandığımız için polisler bizi arıyor. Eğer kullanmadığımızı kanıtlarsak arkadaşlar,
belki suçlamalarını geri çekebilir zengin. Evet arkadaşlar, ne yapalım ya? Yazın yorumlara, sizce bu elmasları kullanıp farklı bir şehre mi taşınayım, yoksa arkadaşlar zenginle yine dost olmaya devam edeyim mi? Yani ondan para isteyeyim, o verirse belki alayım arkadaşlar. Ne yapayım? Yazın yorumlara. Şu an çok kararsızım ya.